Sayın katılımcılar, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. İki gündür Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin düzenlemiş olduğu 12. Rüzgar Enerji Kongresi açıkçası beklediğimizin üstünde bir taleple devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde katlayaraktan ilerliyoruz. Güzel haberler de duyuyoruz. Özellikle bugün Kırmızı Salon'da EPDK tarafında projelerin geliştirilmesinin hızlandırılması noktasında çok güzel haberler duyduk. Bunlar önemli. 2035 hedeflerimizi düşündüğümüzde, Ulusal Enerji Planı kapsamındaki hedefleri düşündüğümüzde 12 gigawatt rüzgar kurulu gücünün üstüne 2035'te 25 gigawatt karasal rüzgar eklemeyi öngörüyoruz. Bunun da üstüne 5 gigawatt da offshore denizüstü rüzgar santrallerinin devrede olmasını arzuluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hedefler belirledik ama tutturmakta zorlandık. Sektör açıkçası emekleme aşamasındaydı. Artık daha tecrübeliyiz. Bu tecrübenin üstüne koyaraktan çok daha hızlı ve hedefleri yakalayacak işler yapmayı planlıyoruz. Enerji talebimiz ülkenin büyümesiyle beraber aslında bakarsanız oluşan bir konu. Enerji talebinin yaratmış olduğu da çok ciddi bir cari açık var. Cari açığın da finansmanı noktasında yenilenebilir enerji, ülkenin kendi kaynaklarından sağlamış olduğu enerji aslında bakarsanız ülkenin enerji bağımsızlığı noktasında da çok ciddi bir faktör. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji maliyetinden de ziyade bağımsızlık aslına bakarsanız daha da ön plana çıktı. Geleceğin rüzgarı kapsamında yürütmüş olduğumuz panellerde bugünkü sıkıntılardan ziyade önümüze baktığımızda 5 yıllık, 10 yıllık planlara baktığımızda neler yapabiliriz bunlara odaklanıyoruz. Burada da karşımıza deniz üstü rüzgar santrallerinde ürettiğimiz elektrik ve bunların şebekeye bağlantısı noktasındaki konular geliyor. Ben katılımcılarımızdan ilk Kazım Bey'e sözü vermek istiyorum. Kazım Bey TİH'ten katılıyor. TİH, hemen bakıyorum. Neredeyiz? İletişim Planlama ve Koordinasyon Müdür Yardımcısı. Kazım Bey, uzun yıllardır sizle iletişim halindeyiz. Evet. Yani sektör olaraktan her zaman bize kapasite, bize kapasite diye kapınızı çalıyoruz. TİH'in kapısındaydık. Geçtiğimiz sene EPDK sağ olsun çok ciddi bir kapasite tahsisine başladı. Bu yılda devam ediyor bu süreç. Evet. 10-15 yıllık periyodu düşündüğümüzde bizim hem rüzgar hem de güneşi bağlamada çok ciddi dertlerimiz oluştu. Bu dertler neden oluşuyor? Biz bunları nasıl çözebiliyoruz ve kapasitemizi artırabilmek adına, yenilenebilir enerji bağlantı kapasitesini artırabilmek adına neler yapmamız gerekir? Aslında hep kapasitemizi artırmak adına şu anda ilk etapta aslında yatırımcının restleri yapması gerekiyor öncelikli olarak. Çünkü şu anda aslında önümüzdeki yakın dönemde problem artık TİH'in tahsis ettiği kapasiteler değil. Çünkü TİH artık dağıtım şirketleri de aynı şekilde kapasiteleri tahsis ettiler. Ama biz hani bu oturumda da bu kapasitelerin tahsis edildiği senaryolardaki TİH'in beklentilerini ve o dönemde yani artık 2035'e geldiğimizde 30 gigawatt geçsin, resin, 50 gigawatt geçsin olduğu bir üretim senaryosunda aslında nelerle karşılaşabileceğimiz konusu önem kazanıyor. Ama tabii ki önemli olarak da bu verdiğimiz tahsislerin de öncelikli olarak bir sisteme entegre edilmesi ilk hedefimiz. Yani çünkü hep bugün bu depolamalar konuşuyor ama esneklik deyince insanların aklına ne kadar depolama gelse de aslında esneklik şebeke esnekliğiyle başlıyor. Yani lokasyon esnekliği. Yani bir santralin şebekeye herhangi bir noktada bağlandığı zaman herhangi bir kısıt yaratılmadan, bir darboğaz olmadan herhangi bir lokasyondan çeşitli üretim kombinasyonlarında, konfigürasyonlarında taşınması önemli. Bizim için de ilk etapta bu tahsis ettiğimiz 23-24 gigawatt depolamalı ya da depolamasız RES geçsin sistem irtibatının veya ikincil koridorlarında daha uzun koridorların tesis etmesi gerekiyor. Bu koridorlar tabii şu aşamada hep AC olarak düşünülüyor ama belki önümüzdeki dönemde lokasyon olarak bölgesel bir yoğunlaşmanın olduğu yerlerde HVDC çözümleri karasal olabilir veya önümüzdeki dönemde az önce diğer oturumlarda da bahsedildiği gibi offshore santralleri olduğu takdirde yine lokasyona ve uzaklığa bağlı olarak HVDC veya denizaltı HVDC veya AC çözümleri olabilir. Yani bu bizim
önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl perspektifi aslında ilk problemimiz, ya problem demeyeyim ama yapılması gereken işlem iletim hattı tesis etmek. İkincil olarak da Türkiye'de birincil kaynağı fosile dayalı sektörlerin elektrifikasyonu. Yani elektriklendirilmeyle ancak, yani sektördeki işte ulaşım sektörünün veya ısıtma sektörünün veya diğer yakıta bağlı ya da işte hidrojen, bugün Power to X'te konuşulacak. Yani elektrikle üretilebilecek her türlü ekip materyalin, enerjinin bir şekilde elektriğe geçilmesi. Çünkü ne kadar fazla elektriğe dayalı bir tüketimiz olursa o kadar fazla RES entegrasyonu olur. Yani çünkü sizin şebekenizdeki özellikle günümüzde hala teknolojilere de bağımlı olarak şebekenin stabilitesini ya da baz ataletini sağlayan güç doğalgaz, konvansiyonel santraller. Siz şebekeye yenilenebilir ekledikçe konvansiyonelin miktarı düşüyor. Ama siz tüketimi ne kadar artırırsanız konvansiyonelin miktarını sabit kalacağı için üstüne siz istediğiniz kadar gaz, res yapabilirsiniz. Tüketim yani. İkinci aşamada da elektrifikasyon geliyor. Yani diğer sektörlerin elektrifike olması. Daha sonraki aşamada da biz özellikle hani planlamalarımıza çok kısa vadede dahil etmesek de önümüzdeki dönemde bizim için vazgeçilmez olacak şey aslında talebin yenilenebilir enerji üretimiyle birlikte paralelleştirilmesi. Yani bu tarifeler yöntemiyle olabilir, farklı metotlarla olabilir ya da işte toplayıcılar, agregatörler vasıtasıyla, yani elektriğin çok üretildiği, fiyatın ucuz olduğu saatlere kaydırarak tüketimle yine paralel bir üretim senaryosu oluşturmak. Yani eskisi gibi aslında tüketicilerle üreticilerin birbirinden tamamen bağımsız olduğu bir yapı değil, gerekirse piyasa aktörlerinin de farklılaştırılarak, işte dediğim gibi toplayıcılarla birlikte, yani bu şekilde bir daha yüksek çerçeve, yani sadece işte TİH ne kadar kapasite tahsis eder, işte bir yerde bağlanabilir kapasite ne kadar kaldı gibi sorular değil, artık bizim bir sonraki aşamamız aslında daha akılcıl ve daha sistematik çözümlere odaklanmamız gerekiyor. Ben hocalarımıza da daha fazla yani söz verebilmek için benim sözlerim bu kadar açıkçası. Teşekkür ederim Kazım Bey. Şey ilginç, TİH olarak da sistem işletmecisi noktasında sadece şey değil, bizim değil diyorsunuz aslında rolümüz. Biraz da talep yönetimi de önemli. Evet. Peki burada o zaman ben Pınar Hocam'a dönüyor olacağım. Pınar Hocam Özyeğin Üniversitesi'nde 2009 yılında makine mühendisliği bölümünü kurdu. Yine aynı yılda Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Eçem'i hayata geçirdi. Hala da Eçem'in direktörü. Hocam Eçem'de neler yapıyorsunuz? Enerji adaları noktasında çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Bunları biraz açabilir misiniz? Tabii ki. Aynen. Özellikle teşekkür ederim. Hem TÜİK'in 30. yılını hem Cumhuriyet'in 100. yılında böylesine bir bunlardan bahsediyor olmak çok çok güzel. Ben bir büyük resmi çizmeye çalışacağım Eçem olarak. Aslında iş sadece rüzgar değil, bütün sürdürülebilir enerji kavramları. Ve ardından da enerji adaları üzerinde bizim başlattığımız bir aksiyon, cost aksiyonundan bahsedeceğim. Aslında durumumuz o kadar iyi değil, tahmin edersiniz. Burada yazdığım uyarı geçen yıl United Nations'ın başındaki genel sekreterin söylediği bir şey. Aslında biz dünya şu anda bir iklim cehennemine doğru ilerliyor diye. Gördükleriniz, bütün gördüğünüz problemler bir yerde onu gösteriyor. Seller, yangınlar. Problem o kadar büyük değil. Bakarsanız sonunda dünyayı bir tane böyle bir çevrenin güneşten enerji geliyor. Birazcık yansıma var. Ne yapıyorsak içinde oluyor bunun. Geri kalan kısmı kolay. Ama bunun içinde ne kadar büyük problemler olacağı şimdi bizi etkiliyor. Fakat 76'da Babses'in yazdığı bu makalede bilimsel olarak anlatılmış bu. Babses'i ben kendisini de tanıyorum. Aslında benim babam yaşında bir kişi, bilim adamıdır. O zamandan beri dünya çok daha kötü duruma geçti. Ama asıl olan sosyal problem.
Sosyal olarak herkes etkileniyor bundan. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yapacaklarımızın o yüzden mümkün olduğunca bilimsel ve arkasından da bir şekilde piyasaya yansıyacak, şirketlerin de kabul edeceği düzeyine girmesi lazım. Bilim detaylı, bunların içine anlatmayayım ama atmosferik bilimler bunlar. Yapılacak işler çok fazla çünkü devamlı karbon salıyoruz hepimiz. Bundan bir kere önlememiz lazım. Bunu önlemek için gereken teknolojiler de çok. Bunun için de makine mühendislerinin yaptıkları da tabii çok fazla. Bu slaydı ben çok seviyorum. Bu 2019'da International Energy Agency'nin yayınladığı bir slayt. 2050'ye kadar eğer biz karbon salımını azaltacaksak, iklim değişikliğine birazcık katkıda bulunacaksak neler yaparız diyor. Bunun için de 2050'de rüzgarın etkisi, güneşin etkisi ve davranışsal değişikliğin etkisi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Onun dışında başka bir sürü kavramlar var. Bunların olabilmesi için bizim takım halinde büyük olarak çalışmamız lazım. Tabii 2030'a kadar olan çalışmada da bu yeni çıkan bir çalışma. Rüzgar, güneş hemen hemen baş başa geliyor. Yani tam buradaki olay. Bizim yaptıklarımız da merkez olarak bunun bilimi de var, bunun uygulamaları da var. Ben özellikle ışın ve ısı transferi üzerinde çalışmaktaydım. Güneşe daha yakın, yanmalı odalarına daha yakın. Ama bu ısı transferinin parçası olunca, akışkanlar dinamiği olunca rüzgar da bu işin içine giriyor tabii ki. Bir zamandır aldığımız projeler burada, bu da yeni olan bir dizi proje. Ama işin sonucunda kompleks bir probleme bakıyoruz. Yani iklim değişikliği dediğimiz zaman rüzgar, güneş ya da herhangi bir teknoloji iklim değişikliğini etkileyecekse bizim bunu sadece mühendislik olarak çözmemiz lazım. Enerji adaları da bu kompleks problemlerden bir tanesi. Bu aslında biraz önce Mavi Oda'daydım. Orada deniz üstü santrallarından bahsediyorlardı. Çok büyük bir challenge. Yani yapılabilecek denizin üstüne koyacaksınız bunu. Burada sağlam olacak, yıllarca olacak. Bir de üzerine koyduğunuz şey rüzgarla da dönecek, sallanacak. Yani bir gözünüzün önüne getirin. Bu hakikaten mühendisliğin en uç noktalarından bir tanesi. Ondan sonra buradan alıp taşıyacaksınız, karaya taşıyacaksınız ya da adada kullanacaksınız. Bu adalar gerçek adalar da olabilir, yapay adalar da olabilir. Bunları nasıl birleştireceğiniz önemli ama tahmin edersiniz önümüzdeki 20-30 yıl içinde bunların dünyada ne kadar büyüyeceğini, dünyanın da %70, %60-70'inin deniz, su olduğunu düşünürseniz tahmin edebilirsiniz. Bunlar için olan İnşaat mühendisliği problemleri çok fazla. Bergüzer Hoca herhalde bahsedecektir ondan biraz daha. Ama aynı zamanda adalar üzerinde eğer sırf akışkanlar dinamiği açısından bakarsanız oluşacak rüzgarın nereden nasıl elde edilebileceği karayla aynı olmayacaktır. Yani orada aslında temel olarak akışkanlar dinamiğinde tekrar çalışmak lazım ve bununla birlikte olası uygulamalara da bakmak. Daha da önemlisi bu adalarda rüzgar kulelerini koyduktan sonra bunları hem nasıl taşıdınız hem nasıl geri getirdiğiniz önemli. Yani bir döngüsünü tamamladıktan sonra ne olacağı söz konusu ki bu iş o kadar kolay düşünecek bir şey değil. Burada tam life cycle analizinin tekrar düşünülmesi lazım. Biliyoruz hepimiz rüzgar türbinlerinin büyüklüğü devamlı artıyor. Ama adalara gittiğimiz zaman bu artma iyi mi? Bunu düşünün. Bu şart değil. Adalarda bambaşka bir turbulence var. Bambaşka bir boundary layer var. Bunları düşünerek yeni kavramların çıkması lazım ki bir sürü yeni düşünce çıkıyor bu türbinler üzerine. Bizim COST projesi de, COST 2019 Action, aslında Avrupa'da birçok ülkeyi içine alıyor. Ben Türkiye'nin temsilcilerinden birisiyim orada. Carlos'la Lambis yürütüyor bu çalışmayı. Bunun içinde birçok teknolojiye bakıyoruz. Bunların hepsi tabii mühendislik. Bunun içinde elektrik mühendisliği de var, makine mühendisliği de var, inşaat mühendisliği de var. Ve ondan sonra bunların bağlanması var. En altta da gördüğünüz gibi sonunda bu işin üretilen enerjinin
ya taşınması var ya adada kullanılması var. Taşınma problemi büyük bir problem. Bunların bağlantıları o yüzden çok kolay değil. Herhangi bir yere bunlar kullanılmaya, konmaya başlanır. Şu anda emekleme aşamasında. Ama ileride bunların şimdiki rüzgar kuleleri, rüzgar türbinleri gibi paket olarak yerleştirilmesi mümkün olacaktır. Bu arada da yeni teknolojiler de çıkacaktır. Bunun nedeni hepimiz biliyoruz kabaca ama burada ben göstermek istedim. 2030'a kadar elektrikli arabalarda yaklaşık 18 misli bir artış olacak tahmin ediliyor. Elektriğin ne kadar lazım olduğunu düşünüyoruz. Ama rüzgarla türbinde bu 3-4 misli olacağız bekleniyor dünyada. Eğer yenilenebilir enerjinin kullanılması gerekiyorsa o daha da fazla olacak. Tabii enerji depolamadan falan bahsetmiyorum. Bu bizim cost aksiyonda bir dizi soruları soruyoruz. Onlar yani birinci çalışma grubunun sorduğu soruları burada listeledik. Bunlar zaten olacaktır, siz okuyacaksınız. Hepsini okumayayım herkesin ilgisi olacağı için. Ama burada hem bütün soruları çıkartıp bir grup olarak, yaklaşık 50 kişilik bir grup olarak bunu incelemeye çalışıyoruz. Burada umarız hem rüzgarla ilgilenen şirketlere hem mevzuatı çıkmasına yardım edebiliriz uzun zamanda. Tabii burada bir de bunların store edilmesi lazım ki yine tekrar kimya mühendisliğine gidecek teknoloji lazım. Son toplantımızı yaklaşık 2 ay önce burada yaptık, İstanbul'da yaptık. Bir seri devam ediyor bu projeyle ilgili. Bu paper özellikle Girit üzerinde yapılan bir concept paper anlatıyor. Girit'teki bir adı kavramı ve bunun ötesinde, bunu zaten istediğiniz gibi alabilirsiniz, bedava olarak indirebilirsiniz. Ama aynı şekilde bu grubun çıkarttığı başka çalışmalarda da yeni teknolojilerin bir sıralaması da söz konusu. Büyük ihtimalle bu adaların heyecanı geldikçe challenge'lar da artacak. Arkasından olabilecek en büyük kavramlardan biri, biz acaba adalarda hidrojen üretilmesine de katkıda bulunabilir miyiz diye. Tahmin edilen 2050'ye kadar çıkacak olaylarda hidrojenin de adalarda üretilen enerjiyle oluşturulması mümkün. Özellikle bu çok güzel çünkü hidrojen hazır olmuş olacak orada. Bu arada ben FİBA Yenilenebilir Enerji ile birlikte de çalışıyorum. Arkadaşlar da buradalar orada. Burada da FİBA Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'deki değişik uygulama alanları var. Hem rüzgar hem güneş santrallarının bulunduğu yerler. Bunların hepsi denize yakın yerler. Bunların hepsinde ada uygulaması bir şekilde en azından kavram olarak düşünülebilir. Ben burada durayım. Bizim merkezin daha önce yaptıklarını indirmek isterseniz burada QR kodundan bu kitapçığı indirebiliyorsunuz ya da web sitesinden bulabilirsiniz. Durayım, gerekirse konuşuruz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam, teşekkür ederim. Girişiniz çok etkileyici açıkçası. Ne demiştik? Dünya iklim cehennemine doğru ilerliyor. Gerçekten ilerliyor. Baktığımızda ülkemizde de hem orman yangınları hem sel felaketleri, Avustralya'da yine çok ciddi orman yangınları, İngiltere'de sel felaketleri, her yerde bir ekstrem durum var. Yine bir önceki oturumdaki arkadaşlar Kasım ayında 27 derece sıcaklığın ölçüldüğünü Bakırköy istasyonunda belirttiler. Dolayısıyla artık yaşıyoruz bu iklim değişikliğini. Maalesef son belki 10 yıldır yenilenebilir enerji santrallerinin daha fazla dünyada entegre edilmesi noktasında hep iklim değişikliğini vurguluyorduk ama etkisi az oluyordu. İşte Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji özgüvenliği aslına bakarsanız bu işin daha da hızlanmasına sebep oldu. Sunumunuz sırasında bu enerji adalarındaki türbinlerin mühendisliği gerçekten en uç noktası dediniz. Kaldı ki bunların temel yapıları, onlara gelen momentlerin de çok ciddi olacağından bahsettiniz. Bu konuda daha öncesinde benim ilgim yoktu ama Türkiye'de çok güzel çalışmalar yapılıyormuş. Bizimle beraber bugün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bergüzer Özbahçeci Öztunalı Hanım var. Hocam, güzel rüzgar santrallerinin temelleri noktasında güzel çalışmalarınız var. Bunları anlatabilir misiniz? Bunlar neden gerçekten mühendisliğin en uç noktası? Mikrofonunuzu da açabilirseniz. Süper. Kazım Bey, kapandı. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Sayın katılımcılar, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün bence geleceğin deniz üstü rüzgar türbünün teknolojisini getirecek olan yüzer rüzgar türbünleriyle ilgili. Yani neden yüzer rüzgar türbünleri geleceğin deniz üstü rüzgar türbün teknolojisi ve daha sonra da bizim yaptığımız çalışmaları anlatacağım. Bildiğiniz gibi rüzgar enerjisi önce karasal türbinlerle başladı. Fakat özellikle İkinci Dünya Savaşı ile birlikte denizlerdeki ölçümler hızlandı. Bununla ilgili araştırmalar arttı ve insanlar denizin üzerinde çok daha fazla rüzgar hızı olduğunu ve rüzgar hızının karesiyle orantılı olan dolayısıyla gücün daha fazla olduğunu, daha kararlı bir rüzgar enerjisi olacağının farkına vardılar ve gözlerini denize diktiler. Soldaki figürde 1972'de bir hayal edilen deniz üstü rüzgar türbin tarlası gözüküyor. Yani 70'lerden itibaren belki çok daha eski önce hayal edildi. Ve 91'de de ilk kez deniz üstü rüzgar türbinleri ama bunlar sabit temelli yani kazıklı türbinler yapıldı. Ve şu an 35 gigawatta kadar bu deniz üstü rüzgar türbinlerinin kurulu gücü artmış durumda. Fakat daha sonra burada gördüğünüz gibi şimdi bu tabii kuzey ülkelerinde başladığı için oralarda deniz taban eğimi son derece yumuşak. Yani kilometrelerce ötede hala su derinliği son derece sığ. Öyle olunca tabii sabit ayaklılar son derece elverişli temellerdi. Fakat gerek gürültü, estetik görüntüler hem de daha yüksek rüzgar hızlarına ulaşmak için daha ileri mesafelere gitmek zorunluluğu oldu. Daha buradaki figürde, sağdaki figürde görülen kıyıdan uzaklaştıkça tabii derinlik de artmaya başladı. Öyle olunca bu sefer sabit ayaklılar ekonomik olmaktan çıktılar. Bunun yerine bir yüzer platformla bu rüzgar türbinlerinin taşınması fikri oluştu. Aslında tabii ki bu petrol endüstrisinde zaten kullanılan bir yöntem. Bunun rüzgar enerjisinde de kullanılabileceği fikri ortaya çıktı. Ve yüzer yapıları aslında ben kıyı yapıları açısından da yüzer dalga kıranlar, iskeleler hep çok sevmişimdir. Çünkü bir kere zeminle ilginiz bir miktar kesilmiş oluyor. Yani bir tabana oturan bir yapıdansa yüzer bir sistem sizi denizde tabandaki malzemeden, zeminin zayıflığından çok daha az etkilenmenize neden oluyor. Özellikle bizim gibi deprem ülkelerinde depremi de düşündüğümüzde aynı şekilde gene çok daha az bunlar etkilenmiş olacağımız için yüzer rüzgar türbinleri öne çıkıyor. Tabii çevreci yanını da belki burada eklemek lazım. Şöyle ki tabii ki araştırmalar devam ediyor ama gene de bir kazık düşünün veya kafesli sistemler düşünün. Özellikle zeminde zayıfsa çok daha denizin tabanının altına giren sistemler düşünün. Bunlar çok daha tahrip edici olabiliyorlar yüzerlere göre. Bir de şu konu var. Dediğim gibi derinleştikçe yüzer rüzgar türbinlerinin yapılabilirliği artıyor veya sabit ayaklılar daha az ekonomik duruma geçiyorlar. Ve tüm dünya denizlerine baktığımızda da dünya denizlerinin %80'inde derinlik 50 metre veya daha fazla. Bu durum yüzer sistemleri çok daha elverişli ve geleceğin teknolojisi haline getiriyor. Şimdi burada sağdaki figürde Dünya Bankası'nın Türkiye kıyılarında hazırladığı bir potansiyel çalışma var. Deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi.
Buna baktığımızda bizim kıyılarımızda, bizim denizlerimizde sabit ayaklı kapasite 12 gigawattken yüzer yapabileceğimiz deniz üstü rüzgar türbünün kapasitesi 63 gigawatt. Yani 5-6 kat daha fazla yüzer yapabilme kapasitemiz var. Bu tüm çoğu ülkede bu durum böyle. Bu Türkiye'deki özellikle İstanbul ve İzmir'deki zaten en fazla Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de 40'lı kıyılarında çok daha elverişli çıkıyor. Ve bunlar da yine tek tek incelendiğinde yüzer potansiyelinin çok daha fazla, 6-7 kat fazla olduğunu görüyoruz. Dünya Bankası'nın hazırladığı, kusura bakmayın bir iki slide İngilizce kaldı, yol haritasında 2030-2050'lere gittikçe Türkiye'de yüzer rüzgar türbünü kurulu gücünün artacağını onlar da söylüyorlar yol haritasında. Tüm bu sebeplerden dolayı. Bir de son zamanlarda yani bu yıl yapılan, yayınlanan bir çalışma var. Bunu da enteresan buldum ve sizin dikkatinize sunmak istedim. Demek ki Dünya Bankası'nın hazırladığı, Türkiye için yaptığı harita gibi aslında 115 ülke için yapılmış bu çalışma. Ve bu 115 ülke incelendiğinde, tabii bazı bu teknolojisi ilerlemiş, bu konuda çalışmalar yapmış 7-8 ülke var burada yazan, onları çıkardığımızda bu 115 ülkenin eleyerek, neye göre eleyerek, işte deniz üstü rüzgar enerji potansiyeli, yüzer potansiyeli, elektrik talebi ve RISE diye bir skor var, gerekirse açıklarım, onunla ilgili slide de var ama vakit kaybetmemek için söylemiyorum. Tüm bunlar dikkate alındığında bu 115 ülkenin 85'i eleniyor ve 30 ülke yüzer rüzgar enerjisi açısından daha elverişli ülkeler olarak ilan ediliyor. Bu 30 ülkeyi burada görüyoruz. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Ülkemiz de bunlardan bir tanesi. Şimdi bunu daha sonra bu 30 ülke sıralanmış oluyor. Sıralanıyorlar. Neye göre? Gene deniz üstü rüzgar enerjisi, pardon, yüzer kapasite, sabit kapasite, işte güneş enerjisine de bakılıyor. Güneş enerjisinin LCOE'si, nüfus yoğunluğu ve bir takım hedefler. Yani ülkemizin bir hedefi var mı bu konuyla ilgili? Yine hidrojen mutabakatı ile ilgili bir hedefimiz var mı? Tüm bunlar sıralanarak yani birden dörde kadar puanlanıyor. Bu 7 kriterden yani maksimum 28 puan alınabilir. Burada Türkiye'nin en altta aldığı puanları yazdım. Bu rüzgar, deniz üstü rüzgar enerjisi ile ilgili hedeflerde Türkiye sadece kara hedefi için kurulmuş ama bu sene bildiğiniz gibi Enerji Bakanlığı bir hedef belirledi. 5 gigawatt hedefi. Dolayısıyla aslında bizim burada puanımız 2 değil 3 olacak. Aynı zamanda hidrojenle ilgili de bir takım plan aşamasındayız. Plan hazırlıkları var. Ülke planları. Dolayısıyla buradan da aslında 2 değil 3 alabileceğimizi düşünüyorum. Yani biraz notumuzu arttırıyorum. Şimdi bu 30 sıralamalarında biz 18 iken aslında bu puan artışıyla birlikte ilk ondayız. Yani bu 115 ülkede yüzler rüzgar türbünü açısından elverişli ilk 10 ülkeden birisi olmaya adayız. Bu da yüzler türbünün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Tabii maliyetler çok önemli. Maliyetlerle ilgili çok insanların konuştuğum zaman endişelerini görüyorum. Fakat burada da yine daha optimistik bir şey söyleyeceğim. Burada sabit platformla yüzer platformun maliyet analizi karşılaştırıldığında tabii başta sabit çok daha düşük ama 2030'a doğru bir kere her ikisinde de iniş var ama azalış var ama maliyette yüzer platformlarda büyük bir artış olacak. Özellikle 2007 yani büyük bir düşüş olacak. Fiyat maliyette düşüş olacak. Çünkü 2027 itibariyle daha fazla ticarileşmiş, daha fazla olgunlaşmış bir teknoloji oluşmuş olacak. Ve bu da çok daha fazla maliyet düşüşünü bize getirecek.
Şimdi bir yüzer rüzgar türbününün maliyet analizine bakıldığı zaman aslında türbün sadece %20'lerde. Burada da görürseniz kırmızı okla gösterdim. Bu yüzer rüzgar türbününü taşıyan temel en fazla maliyeti getiren unsur. %30'larda. Dolayısıyla bir yüzer rüzgar türbünü için en kritik şey yüzer platform. Şimdi en fazla kullanılan şöyle getirsem 4 tip platform var. Bir tanesi dengeleyici ağırlık balast sistemine dayanan sparlar, burada gördüğünüz gibi. Diğeri suyun kaldırma kuvvetiyle çalışan mavne tipi platformlar. Diğeri bağlamayla, yani tabana bağlamayla stabilitesini sağlayan TLP veya gergi ayaklı dediğimiz platformlar. Bir de yarı batık, daha hibrit çalışan yarı batık platformlar. Genelde şu ana kadar bilinen bu 4 sistem var. Şimdi bunlar 2009'dan itibaren ilk megawatt seviyesinde yüzer rüzgar türbinleri denenmeye başlanmış. Ve şimdiki duruma baktığımızda yaklaşık olarak 200 megawattlık bir kurulu sistem var. Yani tamamen ticarileşmiş demesek de ticarileşmeye çok yakın. Ve bunun yüzer rüzgar türbünü çiftliklerinin en büyüğü de Norveç'teki Hywind Tampen 88 megawattlık olan sistem. Ve bu da Spar ve Spar da normalde çelik olarak düşünülmüşken bu projede beton, betonarme bir sistem var. Peki bu 4 platformdan bahsettim. Başka bir platform mümkün mü? Şimdi aslında her platformun bazı dezavantajları var. Mesela yani pek çok bahsedebiliriz ama burada özet olarak yazdım. Spar platformlar örneğin baş kuş vurma tepkileri fazla, yarı batık platformlar batıp çıkma tepkileri fazla. Mavna'da su üzerinde çok fazla hacim var. Dalgada su seviyesinde daha fazla etkili olduğu için öyle bir problemi var. TLP aslında stabilite açısından çok iyi ama uygulaması ve maliyeti fazla. Peki buradan daha stabil ve ekonomik bir platform mümkün olabilir mi? Bizim bu konuda bir TÜBİTAK projesiyle geliştirdiğimiz yeni bir platformumuz var. İsmini İstek Flotolya koyduk. Anatolia'dan gelen bir yüzer temel. Bu aslında sistemlerin bir bileşimi gibi. Bizim platformumuz tamamen batık. Çünkü deniz üstünde bu dalgadan fazla etkilenmesini istiyoruz. 3 tane yüzdürücü var, dolayısıyla suyun kaldırma kuvvetini de kullanıyor. Ve aynı zamanda spar gibi tüm çelik gövdeyle değil ama zincirlerle aşağıya bağlanmış bir dengeleyici ağırlığımız var. Böyle bir platform geliştirdik ve bunu hidrolik laboratuvarımızdaki dalga kanalımızda rüzgar lülesiyle, rüzgar kanalıyla birlikte yani hem dalga ürettik, dalga üreticimiz de kendi yapımımızdır. Doğadaki gibi düzenli ve düzensiz dalgaları verdik. Aynı zamanda rüzgarı da verdik ve bu şekilde hem yeni platformu hem de var olan sparı denedik. İkisini karşılaştırdığımızda özellikle bu baş kıç vurma dediğimiz pitch hareketinde bizim platformun çok daha az hareket ettiğini ki bu da enerji üretmede çok önemli bir hareket. Bunu gördük. Aynı zamanda sayısal modellerle de karşılaştırdık. Bununla ilgili patent başvurumuz oldu. Şu an araştırma raporu da olumlu geldi. Patenti almak üzere olduğumuzu tahmin ediyorum. Tabii işin başındayız. Orası kesin. Bir hazır bulunuşluk seviyesi var biliyorsunuz. Buna göre ölçülüyor. Bu yaklaşık işte 9-10'a kadar gidiyor. Biz şu an 4'teyiz hazır bulunuşluk seviyesinde. Yani geliştirdiğimiz türbünün doğruluğunu küçük ölçekli modellerle göstermiş olduk. Ama şimdi hedefimiz bunun daha büyük ölçekli modelini yapıp tekrar deneyleri tekrarlamak ve daha sonradan da prototipini
geliştirerek onu gerçek denizel ortamda görmek ve ondan sonra da ticarileşmeye doğru gitmek. Bunun dışında enstitümüzde İSKA'nın katkılarıyla rüzgar araştırma merkezimiz var. Burada deniz üstü rüzgar enerji potansiyeli için bir ölçüm direği yapılması söz konusu oldu ve Dikili'de bu yapıldı. Yakında ölçümlere başlayacak. Aynı zamanda da bir uzun mesafe lidar ölçüm cihazı alınarak bu karaya konarak daha geniş alanlarda bu enerji potansiyelini görmek açısından bu tip çalışmalarda yapacağız. Şimdi başta da son sözlerim şunlar. Başta da söylediğim gibi bu tüm dünya açısından geleceğin teknolojisi. Hem gördüğünüz gibi ülkemizde çok büyük potansiyel var yani sabite göre. Hem böyle bir teknolojiyi kendimiz geliştirmemiz durumunda bunu ihraç etmemiz, yakınımızdaki ülkelere, komşu ülkelerimize, bağlantılı ülkelerimize ihraç etme potansiyelimiz var. Ama bu kolay bir iş değil. Dolayısıyla bir TÜBİTAK projesiyle yapılacak bir iş değil. O yüzden desteklenmesi gereken bir durum. Bence sonuçta dünyada da yeni yeni gelişiyor. Dolayısıyla nasıl hani elektrikli aracı bir otomatik bir otomobil üretmek gerektiğinde elektrikli araç yönelildi. Aynı şekilde eğer biz bu deniz üstü rüzgar türbünle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsak da bence yatırımda ya da araştırma geliştirmede bu yüzer platforma ağırlık vermeliyiz ve çok disiplinli bir konu olarak ele alıp pek çok bileşeni, örneğin malzeme, inşaat, elektrik, makina, pek çok şey ve pek çok araştırma dalı bir araya gelerek güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bergüzar Hocam. Hemen bir soru sorabilir miyim izninizle? Şimdi daha önce Kırmızı Salon'da bugün EPDK Daire Başkanımız Deniz Daştan Bey, Enerji Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 4 adet denizüstü rüzgar sahası ile alakalı yaklaşık derinlikleri paylaştı. 47 ile 93 metre arasında derinliklerden bahsediyoruz. Sizin sunumunuzda bununla çakıştırdığımızda ben açıkçası şey anlıyorum. Biz Türkiye'de zemine sabitlenen denizüstü rüzgar santralleri yapabilme ihtimalimiz az. Dolayısıyla biz her türlü yüzeye gitmemiz gerekecek. Üzerinde ek maliyeti gelecek. Doğru mu anlıyorum? Doğru tabii bu şu demek değil. Yani her yerde illa yüzer yapalım anlamında değil. Bu iyi araştırılması gerekiyor. Yani koşullara bakarak zemindir, su derinliğidir, yeri gelir. Tabii ki sabit temelli platformlar da yapılması uygun olabilir. O daha insanlara cesaret veriyor. Yüzerler çok fazla ticarileşmediği için. Evet. Ama bunu fırsata çevirmeliyiz biz bence. Yani biz de bu ticarileşmeye bir kendimiz katkı sunmalıyız. Kendi teknolojimizi yaratmalıyız. Ama rakamlar dediğiniz gibi şeyi gösteriyor. Yani çünkü bizim denizlerimizde taban eğimi 1'e 10 ile 1'e 100 arasında değişiyor. Bu şu demektir. Yani en kötü ihtimalle 3-4 kilometre sonra 100 metre derinlikteyiz biz. Yani öyle olunca da sabit temelli platformları yapmak ekonomik olmaktan çıkacak. Ama elbette ki onları yapabileceğimiz de yerler olacak. Yani hepsini değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Ben şimdi izninizle sözü özel sektör temsilcimiz Merden Bey'e veriyorum, Merden Yeşil. Merden Bey daha öncesinde TEİAŞ kökenli. EPRA'da güç sistemleri direktörü olaraktan çalışmakta. Pınar Hocam enerji adalarından bahsetti. Bergüzar Hocam'la beraber temel ve yüzer temeller konusunda konuştuk. Şimdi offshore noktasında 5 gigawatt 2035 hedefimiz var ve çok büyük ihtimal yani 1 gigawatt plus kurulumlardan bahsediyor olacağız. Bu 1 gigawatt plus kurulumları biz şebekemize nasıl entegre edeceğiz? Bu noktada HVDC dedik. HVDC ile mi bağlamak gerekir? HVAC ile mi bağlamak gerekir? Sizin bu konudaki tecrübelerinizi öğrenebilir miyiz? Uğur Bey, çok teşekkür ederim öncelikle. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. İsmim Merden Yeşil. Uğur Bey'in tanıttığı gibi geçmişte uzun dönem TEİAŞ'ta çalışmıştım, görev almıştım. Yaklaşık bir yıldır da EPRA şirketinde güç sistem direktörü olarak çalışıyorum.
Sayın hocalarımın bahsettiği üzere evet, şebekede ciddi bir değişim var. Özellikle 2010 yılından sonra ciddi bir kompleksleşme başladı. Normalde işte basit üretim, iletim, dağıtım ve tüketim konsepti işlerken 2010'dan sonra şebeke ciddi manada evrilmeye başladı. Tüm dünyada bu gerçekleşmeye başladı. Artık işte elektrikli araçlar, hidroliz ya da işte yerinde tüketim, tümleşik üretim, işte PV ve rüzgarın ciddi entegrasyonu, karbon ayak izi, Paris Anlaşması vesaire birçok faktör bizi şebekede evrilmeşmeye mecbur bıraktı. Bunu karşılamak için de bir şekilde esnek teknolojilerden yararlanmak zorundayız. Bunların bir tanesi de HVDC açıkçası. HVDC teknoloji olarak baktığınızda aslında basit bir sistem. 1954'te İsveç'te ilk bir adaya ulaşımla başlayan bir serüveni var. Sonrasında işte karasal anlamda olmasa da açık denizlerde işte iki ülke arasında eğer toprak bütünlüğü yoksa ülke arasında enterkonneksiyon sağlama ya da enterkonnekte olmaması gereken iki ülke arasındaki enerji alışverişini sağlayacak bir esneklik olarak hayatımızda ilerleyen bir tempo ile devam etmekte. Bu teknoloji aslında Tesla ve Edison yarışıyla başlayan sonrasında işte AC sistemin tüm dünyada çok öne çıkmasıyla devam eden bir süreç. AC'nin DC'nin önüne geçmesinin en büyük özelliklerinden birisi ya da gereksinimlerinden ilk yatırım maliyetleri, CAPEX yatırımları çok yüksek. Çünkü belli mesafede gerçekten feasible. Çünkü iki tane güç elektroniği istasyonu yapmak zorundasınız. Bu istasyonların ciddi bir maliyeti var. İşte buna kırılma noktası deniyor. Daha öncelerde bu 500-600 kilometreden bahsedilirken şu an karasal uygulamalarda 300-350 kilometrede kullanılabilir duruma geldiği konuşuluyor. İki farklı teknoloji var. Bir LCC, bir gerilim tabanlı, bir akım tabanlı. Akım tabanlı çok daha eski bir teknoloji. Ama gerilim tabanlı özellikle IGBT teknolojisiyle kontrol şu an çok önde. Ve bu da hem maliyeti düşürüyor hem de uygulanabilirlik konusunda öne çıkartıyor. Dünyada da şu an ciddi manada HVDC ile iletim kapasitesi sağlanmakta açıkçası. Sol üstteki örnek Çin. Zaten Çin bu konuda her zaman önce olan bir ülke, her türlü şeyde hani büyük yatırımlar yapabilen bir ülke. HVDC konusunda da çok büyük yatırımları var. 3000 kilometre, 2000 kilometre, işte 8-10 gigawattlık kaynakları taşıyabildikleri bir yapılar var. Normalde bunlar point to point çalışan sistemlerdi ama son yıllarda işte Çin özellikle bir DC grid oluşturma projesi var 2019'da. Onu da başarıyla gerçekleştirdi. Ona benzer Japonya'nın mesela farklı bir yapısı var. Japonya'nın bir tarafı 50 Hz, bir tarafı 60 Hz. 50 Hz ile 60 Hz arasındaki irtibatı HVDC üzerinden sağlanıyor. Tabii ada ülkesi olduğu için biraz farklı yapısı var. Türkiye'ye benzer yapıda Brezilya var örneğin mesela. Brezilya'da karasal HVDC uygulaması çok fazla. Özellikle büyük hidrolik santrallerin olduğu yerdeki işte üretimi bir şekilde tüketimin olduğu lokasyonlara taşımak zorundasınız. Ensuye tarafına hani bizim de içinde olduğumuz Avrupa tarafına bakarsak da karasal anlamda sadece Fransa İtalya arasında bir küçük bir uygulama var. Onun dışında özellikle İngiltere ile kıta Avrupa arasında ya da İskandinav ülkeleri arasında ciddi bir HVDC yatırımı var. Bunun gereksinimi de evet, elektriği her zaman ürettiğiniz yerde tüketemeyebilirsiniz. Ya da tüketimin olduğu yerde her zaman üretim yaratamayabilirsiniz. Onun için böyle uzun mesafelerde enerjiyi transfer etmeniz gerekebilir. Sağdaki örnekte Almanya'ya ait. Almanya son yıllarda özellikle biliyorsunuz bizim elektrik üretim profilimize benzeyen bir ülke. İşte kuzeyde çok ciddi bir güneş potansiyeli var. Güneyde çok ciddi bir rüzgar potansiyeli var. Ve tüketim dengesiz açıkçası ve bunu bir şekilde iletmeniz lazım. 10 yıllık yatırım planlarında işte 3-4 tane HVDC koridor planlıyorlar şu an Almanyalar. Ve bunlar yapım aşamasında olan projeler. Bizim ülkemize gelirsek de evet, bizim ülkemiz Avrupa'da en büyük 5 şebekeden bir tanesi. Gerçekten çok büyük bir şebeke. Hem kontrol etmesi hem operasyonel anlamda işletmesi kolay olmayan bir coğrafya. Çünkü en sonunda en ucunda kalan bir ülkesiniz.
ve her türlü kararsızlığa, sistemdeki salınıma, işte kısıta vesaire maruz kalan bir coğrafi yapımız var maalesef. Biliyorsunuz Avrupa ile 3 tane hattan 3 hatla bağlıyız ve 55-60 gigawattlık bir tüketim bahsettiğiniz zaman 3 tane Avrupa hattıyla esneklik yaratmak çok kolay değil maalesef. Tabii bunun altında bir sürü nedenler var, teknik nedenler var, siyasi nedenler var, Avrupa'ya daha fazla bağlantı yapamamızla alakalı. HVDC'ye biz aslında uzak da değiliz. Uzun süredir Gürcistan tarafıyla Türkiye'nin back-to-back sistemiyle 700 megawata yakın bir kapasite tahsisi var ve bunu başarılı bir şekilde işletiyor. Aynı şekilde geçen yıl devreye alınan bir İran'la bir back-to-back uygulamamız var. Bunlar niye back-to-back derseniz, işte ENSO ile bağlı olduğumuz için Asekron bağlanabiliriz sadece herhangi bir ENSO dışındaki ülkeye. O yüzden iki uygulama da back-to-back. Back-to-back nedir acaba? Back-to-back şöyle, birisinde arada bir DC hat var uzun mesafeli. Back-to-back'te de sırt sırta, adı üstünde sırt sırta DC'ye çeviriyorsunuz. Çok kısa bir iletim hattı var. Hemen tekrar DC ile çok kısa gidip tekrar AC'ye dönüyorsunuz. Yani sadece frekans izolasyonu yapmış oluyorsunuz aslında. Onu bir iletim kapasitesi değil de senkronizasyon ayırmak için kullanıyorsunuz. Peki ülkemize gelirsek, Sayın Hocam'ın da bahsettiği gibi şu an offshore konuşuluyor, bir sürü onshore konuşuluyor, bir sürü PV konuşuluyor, depolama konuşuluyor. Biz hani bu işin neresindeyiz, ne yapmamız gerekli derseniz, Türkiye'de Trakya ve Adapazarı bölgesinde çok ciddi bir tüketim var. Bu tüketime karşılık maalesef ciddi bir üretim potansiyeli ya da imkanı yok. Yani evet, doğalgaz santrallerimiz var. Özellikle Adapazarı bölgesinde ciddi santraller var ama tüketimi karşılayacak düzeyde değil. Üretim profiline gelince de özellikle Türkiye, İzmir bölgesinde ciddi bir rüzgar ve jeotermal kaynağımız var. Akdeniz'de Mersin'le beraber işte birçok termal ve doğalgaz santrallerine beraber yine çok ciddi üretim kaynağımız var. Güneydoğu Anadolu'da keza hidrolik tabanlı çok ciddi bir altyapımız var. Kuzeydoğu Anadolu'da da yine aynı şekilde hidrolik potansiyelimiz çok yüksek. Bunu bir şekilde bir altyapıyla batıya taşımamız lazım. Evet, daha önce TEİAŞ bu konuda birçok çalışma yaptı, TÜBİTAK yaptı, benzer, biz de EPRA olarak benzer çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan doğru teknolojiyi bulabilmek, işte HVDC'den maksimum yararlanabilmek, işte nasıl bir etkisi olacağını analiz edebilmek, yani verdiğiniz kararın sonrasında sistemci ciddi bir probleme yaratabilir. Çünkü 1 gigawattın, 2 gigawattın, 3 gigawattın üstünde bir bulk power'ı bir yerden bir yere taşıdığınız zaman, taşımak apayrı bir dert. Taşıdığınız zaman, taşıyamadığınız anda ne yapacağınız apayrı bir dert. Onun için teknoloji seçimi, bununla alakalı statik dinamik analizler, işte şebekenin durumu, lokasyon seçimi vesaire çok ciddi önem arz ediyor. Benim ilk etapta söyleyeceklerim bunlar. Ben hemen bir soru daha sorayım. Biraz ilginç bir konu açıkçası. Benim de ilgimi çekiyor. Bir önceki şey haritaya tabii gelebilirsiniz. Şimdi Mersin'de Akkuyu nükleer santralimiz var. Bizim TÜREP olaraktan geliştirdiğimiz bir TÜREP YEKA sahamız var. Bu TÜREP YEKA sahasının çok ciddi bir rüzgar potansiyeli var. Aslına bakarsanız rüzgar potansiyeli bizim offshore'da deniz üstünde bulabileceğimiz kapasiteye eşdeğer bir rüzgar kapasitesinden bahsediyoruz ve 10 gigawatt rüzgar, değil mi Ufuk, yanlış söylemiyorum, 10 gigawatt 23 güneş, gigawatt da güneş. 10 gigawatt da depolama koyabileceğimiz de bir alan. Biz Akkuyu artı Taşeli YEKA'yı birleştirip HVDC ile Adapazarı'ya, İstanbul'a taşısak bu bir çözüm olmaz mı? Veya HVDC maliyetleri bunu kaldırmaz mı? Evet, Ufuk Bey'le beraber zaten bu projede biz de EPRO olarak yer alıyoruz. Yani daha doğrusu destek vermeye çalışıyoruz. Evet, başta da söylemiştim aslında. Kaynakla tüketimi birleştirmek her zaman mümkün olan bir şey değil. Sonuçta kaynak ülkeye dağılmış. Siz ona göre ülkenin nüfusunu ya da ekonomik yapıyı değiştiremezsiniz. Onun için altyapı değiştirmeniz lazım. Taşeli projesi de evet, lokasyon olarak yani enerji verimliliğinin işte rüzgar, güneş vesaire kapasitesinin çok yüksek olduğu bir yer. Ve faydalanması gereken bir lokasyon olarak düşünüyoruz. Ve bahsettiğimiz onar gigawattlık bir enerji bölümünün muhakkak N-1 ya da N-1 bile değil, N-2 ile ya da N-3 ile daha yüksek güvenlikle taşınması lazım. Çünkü bunu sadece şu anki mevcut AC yapıyla taşımanız mümkün değil. Ekstradan atıyorum 5 ya da 10 gigawattlık bir enerjiyi iletim altyapısıyla
AC iletim altyapısıyla Türkiye şebekesine o lokasyonda entegre etmeniz çok kolay değil. Ettiğiniz zaman birçok iletim hattınız zaten doluluk oranındayken TİAŞ'ın ya da bakanlığın birçok yatırıma ihtiyaç duyacaktır. Onun yerine evet bu teknoloji çok güzel bir çözüm. Siz doğru noktaları bulursanız eğer gerçekten taşıdığınız noktalarda da tüketim ya da iletim altyapısı yeterliyse siz AKKU'yla beraber düşünürsek işte Adapazarı bölgesine direkt Trakya bölgesine çünkü bahsettiğimiz kilometreler 700-800 kilometreler 600 kilometre gayet HVDC'nin feasible olacağı lokasyonlar ya da daha en uç noktaya götürseniz dahi bırakın orayı siz direkt Avrupa'da ve herhangi bir ülkeye enterkonneksiyon yapacaksanız bile o lokasyondan bile yapabilirsiniz. Yani atıyorum bir Romanya bağlantısı sürekli konuşuluyor. O lokasyondan oraya çıkıp bir bağlantı yapabilirsiniz. Zaten bu derece bu scale'de bir projeyi anca böyle bir grid yapısıyla çözebilirsiniz. Yoksa dediğim gibi kararsızlık, işte N-1 durumunda sistemi yönetememe ya da komple blackout gibi problemlerle yaşamamız muhtemel maalesef. Güzel cevap oldu. Teşekkürler. Çok daha iyi anladım. Güzel. Özellikle konuşmalara başlarken enerji arz güvenliği demiştik. Enerji arz güvenliğinde de işte yenilenebilir enerji kaynaklarından olmasını söylemiştik. Siz şimdi şey diyorsunuz, enerji arz güvenliğinden ziyade iletim güvenliği de önemli. Yani ben bunu sadece tek bir hatla bağlarsam bu sefer hattın tehlikesini, o hattın düşme anında tüm sistemin gitmesine söylüyorsunuz. Güzel noktalar. Bunları bilmek bizimle geliştirdiğimiz projelerde aslına bakarsanız önümüzü açıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben son olaraktan sözü İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adnan Midilli'ye vereceğim. Adnan Midilli hocamız İTÜ kimliği haricinde Hidrojen Teknolojileri Derneği'nde de yönetim kurulu üyesi. Hocam şimdi güzel bir silsileyle enerjimizi ürettik. Enerjiyi HVDC'li de taşıyabiliriz, AC'li de taşıyabiliriz ama Power to X kapsamında yani ürettiğimiz elektriği X formuna, bu hidrojen olabilir, amonyak olabilir, farklı bir format olabilir. Çevirme noktasında ne gibi alternatifler var? Power to X nedir veya hidrojen nedir? Hidrojeni nerede kullanabiliriz? Deniz üstü rüzgar santrallerinde eğer ki elektriği üretiyorsak bu elektriği mi taşıyalım yoksa hiç elektriği taşımayalım, elektriği deniz üstünde hidrojene çevirip hidrojeni mi taşıyalım? Uğur Bey öncelikle çok teşekkürler. Hakikaten o kadar güzel bir silsile yaptınız ki en son aslında konuşmanın bana gelmesi iyi oldu. Çünkü Power to X kısmını konuşacağız. Sorduğunuz bu soru da muhtemelen herkesin kafasında böyle bir soru işareti. Gerçekten biz bu hidrojeni veya bir başka yakıtı ürettiğimizde nereden nereye nasıl taşıyacağıza baktığımız zaman. Şimdi öncelikle belki şunu söylemekte fayda var. Normal şartlarda bu sunum içerisinde şöyle hidrojeni bir kısaca tanımamız lazım. Yani hidrojen nedir, ne işe yarıyor? Herkesin kafasında çok farklı şekilde algılanıyor. Bunun yanında işte biz hidrojen tedarik zincirini nasıl oluşturabiliriz? Nedir bu hidrojen tedarik zinciri? Ve bu hidrojen tedarik zincirinin de aslında rüzgar enerjisiyle entegrasyonu nasıl yapılmalı? Farklı opsiyonlar var, yurt dışında çalışılan, Türkiye'de düşünülen. Onun yanında da bir teknolojik ve ekonomik kısa bir değerlendirme belki yapıp sunumumu kapatacağım. Şimdi baktığımızda öncelikle şundan bir bahsedeyim. Türkiye'de UNIDO İçhet'ten sonra yani hidrojen araştırma merkezi kurulmuştu 2010'lu yıllarda. Daha sonra 2015'te Hidrojen Teknolojileri Derneği Türkiye'de kuruldu ve Hidrojen Teknolojileri Derneği şu anda Türkiye'de gerçekten gerek ulusal uluslararası alanda birçok çalışmanın içerisinde yer alıyor. Hidrojen Teknolojileri Derneği sayfasına girdiğiniz zaman orada birçok raporlar var, birçok çalışmalar var ve o çalışmalar muhtemelen bu rüzgar ya da güneş ya da yenilenebilirle uğraşan yatırımcılara, işte diyelim mühendislere, politika yapıcılara çok ciddi bilgiler sağlayabilir. Şimdi hidrojen nedir dediğimiz zaman aslında hidrojeni biz dört ayakta algılamamız lazım. Bunlardan bir tanesi hidrojen aslında bir ham madde. Yani siz hidrojeni bir şekilde üretebilirsiniz ama günün sonunda hidrojeni nerede kullanacaksınız? Ham madde olarak kimya sanayinde mi kullanacaksınız? Yoksa işte gübre üretiminde mi, yeşil gübre üretiminde mi kullanacaksınız? İşte diyelim başka bir yakıt, metanol veya
amonyak üretiminde mi kullanacaksınız? Bu şekilde kullanılan ve kimyanın değişik dallarında da kullanılan, uygulamada kullanılan ham maddelerden bir tanesi. Tabii rengarenk hidrojen var aslında. 23-24'e yakın renkli hidrojen var. Benim asıl konum hidrojen. Rüzgar enerjisiyle çok az bir çalışmalarım oldu. Ama özellikle rüzgar ve güneş santrallerine, yenilenebilir santrallerine, hidrojen santrallerinin entegrasyonu ve fizibilitesi üzerine çalışıyorum. Bu bağlamda baktığımız zaman hidrojen özellikle son 2020 yılından sonra bu COVID-19 akabinde Ukrayna-Rusya savaşı bize aslında hidrojeni 2030-35'lerde normalde dünyada ortaya çıkacak bir konseptti ama öne çekti. Ve bu öne çekişin haricinde birçok ülke hazırlıksız yakalandı bunda. Dolayısıyla Avrupa öne çıkmış oldu ve aynı zamanda Uzak Doğu ülkelerindeki teknolojiler öne çıkmış oldu. Durum böyle olunca tabii bazı ülkeler 2010'lu yıllarda düşündükleri bazı planlamaları işte elektrikli araçlar olsun veya diğer konseptler olsun o planlamaları bitirmeden de hidrojene girmeyi biraz geciktiriyorlar. Yani 2030'dan sonra biz dünyada birçok ülkenin hidrojene girişine şahit olmuş olacağız. Onun için yeşil hidrojen konsepti dediğimiz yani karbonsuzlaşma. Aslında şunu söylüyoruz. Eğer karbonsuzlaşma zorunluluğu olmasaydı hidrojen belki de bu kadar anlamlı olmayacaktı. Çünkü günün sonunda siz karbondioksit üretiyorsunuz ve bu karbondioksiti yakalamanız gerekiyor. Yakaladıktan sonra da karbondioksitin belli kullanım alanları var. O kullanım alanlarına bir tanesi de işte diyelim hidrojeni ham madde olarak kullanıyorsunuz. Diğer taraftan baktığımız zaman özellikle mesela hidrojeni biz ne olarak kullanabiliriz? Baktığımızda işte diyelim enerji taşıyıcısı olarak özellikle siz elektriği üretiyorsunuz. Evet elektriği üretiyoruz ama elektriğin biz depolanmasını sağlamamız lazım. Şunu hemen ben belirteyim. Genelde şöyle soruları çok alıyoruz. Ya ne gerek var hidrojene? Ben zaten rüzgardan, güneşten elektriğimi üretiyorum. Bir de hidrojene niye depolayayım diyor. Bu çok mantıklı bir soru baktığınız zaman. Ondan sonra hidrojeni niye bir daha elektriğe dönüştürüp de bir sürü verim kaybına ve maliyet kaybına neden olayım? Hidrojeni tabii elektrikte kullanırsanız günün belli saatlerinde dediğinizde haklısınız. Ama günün sonunda hidrojeni eğer biz alıp hatların ulaşamadığı bölgelerde taşıyıp belli dönemlerde kullanabilirsek bu bizim için avantaj ama bundan daha önemli bir avantaj şu, hidrojeni biz enerji taşıyıcısı olarak kullanıp ham madde olarak daha çok kullanmak. Yani hidrojeni üretme ve depolama bizim asıl öncelikli öne sürdüğümüz şey bu. Kullanım ayrı bir konsept ama üretim ve depolamada biz ülke olarak bir kere ön plana çıkmak zorundayız teknolojik anlamda. Dolayısıyla eğer sizin çok miktarda enerjiniz varsa o zaman o enerjinizi bir şekilde depolamanız lazım. Bir başka önemli şey yakıt. Yakıt olarak da işte şunu söyleyeyim ben. Günümüzde içten yanmalı motorlarda tutun. Doğal gaza karıştırılmasından tutun. Bunun yanında sadece yakıt pillerinde kullanılmasından tutun. Bir şekilde yakıt olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ileri teknolojilerde soğutucu akışkan olarak biz hidrojeni ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Tabii hidrojen tedarik zincirini ekranda görüyorsunuz. Bir kere ham maddeyi temin etmek lazım ve enerji kaynağını temin etmek lazım. Bunları temin ettikten sonra siz hidrojen üretimine geçmeniz gerekiyor. Hidrojeni elektrolizörlü ve elektrolizörsüz teknolojilerle üretebilirsiniz. Özellikle güncel ticari anlamda konuştuğum, eğer yeşil hidrojen üzerinden gidecekseniz bunun gazlaştırma teknolojisiyle biyokütle üzerinden veya işte diyelim güneş, rüzgar, diğer yenilenebilir entegrasyonlu, enerji entegrasyonlu sistemler üzerinden giderek sudan elektroliz yardımıyla üretebilirsiniz yeşil hidrojeni. Ve bu elektrolizör teknolojisinin de ticari olanlarından konuşayım ben. Şu anda alkali elektrolizör aslında hidrojen ekonomisinin bana göre orta direği. Alkali elektrolizörü çekip aldığınız zaman sektörden hidrojen bir şekilde bu ekonomi çok fazla ayakta duramaz. Çünkü PEM elektrolizörler henüz daha yeni hayata girdi. Nasıl bir davranış sergileyecekleri çok belli değil. O anlamda baktığımız zaman
alkali elektrolizörler ve PEM elektrolizörler şu anda hidrojen üretim teknolojisinde ticari olarak kullanabiliriz. Hidrojen sıkıştırma bir başka önemli aşama, yani depolama öncesi. Burada tabii elektrolizörlerin belli basınçlara kadar çıkması, özellikle PEM elektrolizörlerin 30 bar basınçlara kadar çıktı vermesi, alkali elektrolizörlerin 10 bar basınçlara kadar çıktı vermesi, yatırımcıları şu anlamda kafasını karıştırıyor. Ya benim ne işim var şimdi bir de kompresör koyacağım oraya, alayım ben bir tane PEM elektrolizör, nasıl olsa 30 bar basınç alayım, yükleyeyim. Ama şunu düşünelim, bizim eğer rüzgar ve güneş enerjisi santralimiz varsa, biz burada hidrojeni yakıt ve ham madde üretim amaçlı kullanacaksak, oraya bir hidrojen santrali kurmamız gerekiyor. O hidrojen santralinin içerisinde sizin hidrojeni piyasada uygun hale kullanılır basınca getirmeniz lazım. O basınçlardan bir tanesi istasyonel olarak 200 bar 250 bar basınç arasında. Eğer siz bunu otobüslerde ve benzeri araçlarda kullanacaksanız bu 350 bar basınçlara çıkıyor, 400 bar basınçlara. Ve küçük ölçekli uygulamalarda diyelim araçlarda kullanacaksınız 700 bar basınçlara çıkıyor ki bugün 1000-1200 barlar laboratuvarlarda test edilmeye başlandı. Bir de hemen şunu söyleyeyim ben, hidrojeni elektrikle çok karıştırıyorlar. Şöyle soruyorlar, hocam zaten elektrik var, ne gereği var hidrojeni araçlarda kullanalım. Her zaman şunu söylüyoruz, hidrojenin haddi başkadır, seviyesi başkadır. Elektriğin haddi ve seviyesi başkadır. İkisini birbirine karıştırmayalım. Onun uygulanacağı avantajlı yerleri vardır. Diğerinin de uygulanacağı avantajlı yerleri vardır. Bunları bilmekte fayda var. Hidrojeni taşımaya sıra geldiği zaman depolama teknolojileri çok önemli. Bugün %90'dan daha fazla oranda dünya yüksek basınçlı hidrojen depolama çalışıyor. Dolayısıyla kullanıyor ticari olarak. Onun yanında metal hidrit depolama ve diğer büyük ölçekli hidrojende de yeraltı depolama teknolojileri son dönemlerde moda oldu. Bu bağlamda baktığımız zaman da işin özünde aslında siz hidrojen değer zincirini oluşturuyorsanız ve bunu offshore rüzgar santralleriyle bağlayacaksanız işin özünde malzeme var. Teknolojiniz ne kadar ağırsa o kadar maliyet artacak. Teknolojiniz ne kadar hafifse ve dayanıklıysa, mukavemeti yüksekse o zaman çok daha verimli bir teknoloji ve sistem elde etmiş olacaksınız. Ve diğer akabinde olan kısım da hidrojeni işte diyelim kullanma. Oraya çok fazla girmeyeceğim. Çünkü benim ağırlıklı üzerinde durduğum şey hidrojeni üretiyorsanız yakıt ya da ham madde olarak kullanmak. Onun haricinde başka bir şey kullanmak çok fazla rentable olmayabilir. Şimdi tabii böyle bir hidrojen değer zincirimiz var, tedarik zincirimiz var. Biz bu hidrojen tedarik zincirini nasıl entegre edebiliriz offshore rüzgar santralleriyle? Buna bakmak lazım. Tabii hocalarımız offshore rüzgar santralleriyle ilgili gerekli spesifikasyonları açıkladılar. Ben biraz daha konfigürasyonlar üzerinden gitmek istiyorum. Mesela bir etapta şunu yapabilirsiniz. Offshore'dan almış olduğunuz elektriği karaya taşıyıp oradaki biraz önce bahsettiğim hidrojen değer zincirinin içerisinde kullanabilirsiniz. Bu kullanımda da tabii doğal olarak işin içerisinde ben elektriği nasıl taşıyacağım? Merdan Bey bunu bahsetti zaten. Şu anda mesela bir elektriği ben eğer karaya taşıyacaksam hidrojen sistemleri için HVDC sistemler çok daha avantajlı hale gelmiş oluyor. Baktığınızda bunun tabii bir takım dezavantajları ve avantajları da var. Eğer siz denizde elektriği üretip karaya taşıyorsanız hidrojen potansiyelini, kapasitesini artırmada bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Onun yanında hidrojen santralini çalıştırmada ve hidrojen santralini sürdürülebilir kırmada bir takım problemleri yaşayabilirsiniz. Tamamıyla gelecek olan hattın taşıdığı elektriğin güvenliğine. Çok güzel söyledi Uğur Bey. Aslında HVDC ve DC sistemlerin güvenliği de son derece önemli hale gelmiş oluyor. Tabii Avrupa'da yapılmış olan çalışmalardan toplamış olduğum mali değerlere bakacak olursanız 150 kilometre mesafedeki bir değerde ortalama 2030'da kilogram başına hidrojeni, yani bu tarz bir senaryo düşünüldüğünde yaklaşık 5 euro civarında bir kilogram hidrojen elde edebilecek. Bu 2050'lerde 3.9 euroya düşeceği öngörülüyor yapılan araştırmalarda. Şimdi tabii bir başka senaryo da şu belki. Tamamıyla biz hidrojen değer zincirini tamamıyla karada kurar ama bunun yanında da
HVDC değil de HVAC kullanırsak ne olur diye. Bu bağlamda baktığımız zaman o zaman yine biz elektriği bir şekilde karaya taşıyacağız. Bunun da kendine göre çok farklı dezavantajları ve avantajları var. Burada da maliyete baktığımız zaman özellikle 150 kilometre mesafedeki bir kısımda 2030'larda 4.6 euro kilogram başına, hidrojen başına bir maliyet öngörülüyor. 2050'lerde bunun 3.5 eurolara düşeceği öngörülüyor. Tabii burada HVAC sistemin hidrojen üretiminde, offshore hidrojen üretiminde biraz daha, yani Avrupa'da yapılan çalışmalar, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalar ve ortaya konulan orta değerlerde biraz daha hidrojen için avantajlı olduğunu gösteriyor. Bir başka mesela önemli şeye baktığımız zaman burada da tamamıyla yüzer güneş santrali, rüzgar santrali ve yüzer hidrojen santrali. Bunların ikisi de offshore bölgede ve burada da o zaman şu ortaya çıkıyor. Biz buradan üretmiş olduğumuz hidrojeni karada bir şekilde depolamamız lazım. Bunu siz deniz altında da depolayabilirsiniz, karada da depolayabilirsiniz. Burada ben bu hidrojeni karaya nasıl taşıyacağım derseniz, o zaman yapacağımız şey şu olacak. O zaman boru hattı oluşturmak gerekiyor. O zaman karşımıza iki tane sorun çıkıyor. Bir, hidrojeni gaz olarak mı göndermem lazım? İki, hidrojeni sıvı olarak mı göndermem lazım? Paranız varsa sıvı olarak gönderin. Paranız yoksa işte yüksek basınçlı veya başka bir gazla beraber taşıyabilirsiniz. Bunun da, bu metodun da farklı avantajları ve dezavantajları var. Yine burada da 150 kilometrelik mesafede baktığımızda maliyetler de kilogram hidrojen başına bu şekilde oluyor. Bir de şöyle bir opsiyon var aslında. Bunlar tamamıyla siz hani şunu yapabiliyorsunuz. Örneğin bir rüzgar santraliniz var. O rüzgar offshore rüzgar türbininiz var. O türbinin yanında hidrojen değer zincirini oluşturuyorsunuz. İkisi beraber hareket ediyorlar aynı platform üzerinde ve oradan da gidiyorsunuz işte diyelim ürettiğiniz hidrojeni yine boru hattıyla beraber depoya aktarıyorsunuz. Boru hattının kullanılması diğer kablolama sistemine göre çok daha avantajlı olduğu literatürde vurgulanmış oluyor. Burada da işte ortalama maliyetler 150 kilometre mesafede verilmiş durumda. Tabii özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri üzerinden Anşar rüzgar hidrojen maliyetinin özellikle offshore HDDC ve AC üzerinden değerlendirmesine baktığımız zaman burada şunu görüyoruz. Mesela onshore rüzgar hidrojen üretimi, rüzgarlı hidrojen üretimi 2030'larda maliyeti biraz daha yüksek olacak. Hocam da özellikle söylediler. Yani bu ileriye doğru gittikçe offshore'un değerinin ne kadar önemli olduğunu, özellikle offshore'dan elde edilen diyelim hidrojenin çok daha ekonomik olabileceğine işaret ediyor. O halde sonuç olarak şunu söyleyelim. Karşımıza iki tane önemli husus çıkıyor. Bir, biz offshore hidrojen santrali kuracaksak üç tane önemli kısıtı çözmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi regülasyonları düzgün yapmak lazım ve regülasyonları, standartları ve özellikle ortaya çıkan kısıtları, çözüm önerilerini doğru bir şekilde algılamak lazım. Eğer offshore hidrojen santralleri düşünüyorsanız. Diğerisi işte diyelim maliyetler şu anda yüksek ve bu maliyetlerin diğer yenilenebilir enerji teknolojilerine göre düşürülmesi gerekecek. Onun için gerekli düzenlemelere ihtiyaç var. Bir de teknik kısıtlamalar var teknolojik anlamda. Günün sonunda siz korozif özelliği yüksek olan bir suyla uğraşıyorsunuz, denizle. Ve bu denizin içinde yerleştireceğiniz malzeme her zaman sizin için teknik sorun oluşturabilecek ve life cycle yaşam döngüsünde baktığımız zaman ömrünü de azaltmış olacak. Dolayısıyla bu tarz tesisleri yapmadan önce ekonomik analiz dışında şöyle yapmak lazım belki. Doğru bir fizibilite, yani içinde sürdürülebilirliğin olduğu, yaşam döngüsünün olduğu, enerji analizinin olduğu, bütün insan kaynakları ve ham maddenin olduğunu da dikkate almak lazım. İkinci husus şu, böyle bir tedarik zinciri içerisinde, yani offshore rüzgar hidrojen tedarik zinciri içerisinde özellikle elektrolizör kullanımının %30-35 bir maliyet, yani toplam birim kilogram başına hidrojen için maliyette %30-35 operation maintenance ve baktığımızda su içinde
toplam %16 civarında bir ortalama şey var, değeri var. Ben şöyle bir şey aslında söylemek istiyorum. Bu özellikle özellikle enerji adaları konusunda. Enerji adaları konusunda belki hidrojen portlar oluşturulmalı. Yani diyelim uzun yol denizciliğinde bizim gemilerin hiç karaya yanaşmadan işte diyelim ihtiyaç duymaları halinde uçakların veya helikopterlerin özellikle amonyak ihtiyacı varsa, metanol ihtiyacı varsa, SAF ihtiyacı, Sustainable Aviation Fuel ihtiyacı varsa, hidrojen ihtiyacı varsa deniz üzerinde belli yakıt adaları, yani rüzgar enerjisi destekli yakıt istasyonları ve buralarda aynı zamanda gemiler de yanaşıp buradan yakıt ikmalini yapabilecekleri bir modelin Türkiye tarafından dikkate alınmasını ben öneririm. Bu anlamda bu offshore hidrojen çalışmaları, bu santrallerin kurulması, entegrasyonları onshore veya offshore, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ve bütün birimleriyle ortak çalışma yapabileceğimizi buradan da ben belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Aplan Hocam teşekkürler. Bizim için çok yeni konular. Yani hem sektör olaraktan hem ülke olaraktan bilmediğimiz konular. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum ama komik olabilir. Bunu da özellikle soruyorum ki salona döneceğim. Salondan da komik soruları alabilelim diye. Şimdi offshore'da biz hidrojen üretmek istiyorsak, şimdi öncelikle bizim offshore'da bir rüzgar santrali kurabilmemiz için onu bir şekilde, size bakıyorum Merdan Bey, bir şebekeye bağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer türlü zaten bizim rüzgar santrali çalışmayacak. Bir şekilde şebeke bağlantısı olması gerekiyor. Kendisi bir ada şeklinde çalışmayacaktır. Dolayısıyla bizim offshore'da ayrıca bir elektrik üretim kaynağı mı koymamız gerekiyor? Yoksa hidrojeni üretip yakıp orada kendi enerjimizi kendimiz üretip bir şekilde black start özellikle bir şey mi ekliyoruz oraya? Teşekkürler. Güzel bir soru. Aslında bekliyordum böyle bir soruyu. Çünkü şundan, günün sonunda siz elektriği iletmezseniz elektriği orada bir yerde kullanmamız gerekecek. Yani bunun da en güzel yolu enerjiyi taşıma. Dedik ya hidrojen enerji taşıyıcısı olarak aslında rol alır diye. Biz orada hidrojeni bir şekilde üretip taşıyabiliriz. Onun yanında aslında belki hidrojen orada taşınması riskli olabilir. Orada yerinde amonyak üretimi veya metanol üretimi bununla beraber, hem metanol üretimi, mesela gemi yanaştı, ürettiği karbondioksit, yani yakaladığı karbondioksiti alıp dönüştürüyorsunuz. Ne kadar size verdiyse o kadar hidrojen veya metanol, ne yakıyorsa veya amonyak ne yakıyorsa iade ediyorsunuz. Ama şu anda son derece önemli bir şey, yüzer aslında küçük ölçekli nükleer santrallerden bahsetmek istiyorum ben. Bunları offshore rüzgar santralleriyle hibritleştirmek lazım. Bunlar son derece önemli. Dünya hem karasal güvenliği temin etme, hem nükleer santraller dediğim bu küçük konteyner tipi, yani bunlar çok büyük şeyler değil. 10 megawatt, 15 megawatt, 20 megawattlık. 10 megawattın altındakileri biliyorsunuz mikro nükleer santraller. Dolayısıyla 50 megawatta kadar olan santralleri çok rahat bir şekilde yüzer bu deniz adalarının üzerine entegre edip orada bahsetmiş olduğunuz oradaki proses ihtiyacını karşılama ve bir de aynı zamanda çok daha yüksek miktarda, yani enerji üretimini daha güvenli bir bölgede temin etmek için faydalı olur diye düşünüyorum. O anlamda da bizim İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nde özellikle Temmak'ın geçen hafta açmış olduğu çağrılara çok ciddi bir rağbet gösterdik. Biz mikro ve küçük ölçekli nükleer santrallerin tasarlanması anlamında ülkemiz bir adım attı, biz de ona cevap veriyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben bir salona döneceğim. Salondan konuklarımıza soru var mıdır? İki el görüyorum ama mikrofon. Fatih Bey, buyurun. Merhabalar. Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümlerinden Fatih Can. Profesör Midilli'ye sorum. Hidrojen, yani molekülleri enerji taşıyıcı olarak kullanma fikri.
Sesim Fatih geliyor Bey mu? Biraz daha yakın tutabilir misiniz? Sesim geliyor mu? Evet, şimdi daha iyi. Peki. Molekülleri enerji taşıyıcı araç olarak kullanma fikri. Burada elektrik enerjisinden moleküle, molekülden elektrik enerjisine döndüğümüzde yüzde ne kadarlık bir kayıp var? Bu ilk sorum. İkinci noktam aslında soru değil. Fikriniz çok hoşuma gitti. Offshore'da odalar kurarak en azından gemilerin yakıtlarını tedarik etmelerini sağlamak. Ama bunun offshore petrol gaz endüstrisinde depolama uygulamaları da var. Rahatlıkla hidrojen, metanol taşıyabilecek ve onları bu molekülleri kullanılacağı yere iletebilecek büyük tankerleri de düşünebilirsiniz. Yalnızca gemi yakıtı olarak düşündüğünüzde uygulama alanı gayet kısalıyor, daralıyor. Belki fikri bu şeye, bu açıdan yaklaşmak isteyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet. İlk soruyu biraz şey yaptım ben. Herhalde boğuk mu aldım, ben mi yanlış algıladım ama tam şey edemedim. Offshore'da... Yok, mikrofon şey geliyor bana, çok böyle buğultulu geliyor. Aynı dert bende geliyor? De var, ben de çok yakalayamadım. Fatih Bey. Evet, yani soruyu... Peki, offshore'da ya elektrik üretiyorum yenilenebilir kaynaklardan. Bunu hidrojene dönüştürüyorum. Burada bir kayıp söz konusu. Bu molekülü enerjiyi taşımak için kullanıyorum. Ve tekrar elektriğe dönüştürüyorum. Tamam, bu tamam. İki çevrimdeki toplam kaybı sordum. Tamam. Şimdi anladım. Teşekkür ediyorum. Benim kulaklarımda biraz arıza var. Onun için tam şey yapamıyorum, algılayamıyorum. Özür diliyorum o anlamda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda sizin offshore santraliniz var ve elektrik üretiyorsunuz, taşıyorsunuz. Sadece hat kayıplarınızdan kaynaklanan bir kaybınız var ve bunu uygulamada kullanıyorsunuz. Elektrik olarak kullanıyorsunuz. Şimdi diğer tarafta da yine aynı offshore üzerinde hidrojen elektrik ürettiniz. Bunu hidrojene dönüştürdünüz ve hidrojeni taşıdınız. Şimdi uygulamaya geldi sıra. Uygulamaya geldi. Verimlilik orada başlıyor aslında. Normalde üretene kadar baktığınız zaman evet aynı birim elektriği kullanarak yapacağım uygulamayla aynı birim elektriği kullanarak üreteceğim hidrojen açısından baktığımızda şu ana kadar bir şey demeyeyim. Uygulamaya baktım. Siz eğer uygulamanızda elektriğe ihtiyacınız varsa elektriği kullanmak daha verimli. Yok benim yakıta ihtiyacım varsa yakıt sadece yakıt, elektrik üretim amaçlı değil. Sadece yakıt ya da ham maddeye ihtiyacım varsa hidrojeni kullanmak önemli. Daha verimli. Bunu destekleyici ben de bir örnek verebilirim. Benzer şekilde bizim de Norveç'te RES olarak bir projemiz var. Orada rüzgar santrallerinden elektriği üretiyoruz. Bunu taşıyoruz. Nereye taşıyoruz? Hidrojenin kullanılacağı sanayi bölgesine taşıyoruz. Orada hidrojeni üretiyoruz ve o sanayi bölgesinde hidrojeni kullanıyoruz. Bu şu anda hidrojen kullanımı noktasında en verimli, en feasible çözüm. Diğerleri biraz ek maliyet. O ek maliyette işte hidrojenin nerede ihtiyacımız olduğuyla alakalı değişiyor. Kesinlikle, kesinlikle şunu da söyleyeyim aslında. Normalde şöyle bir inanış var. Yanlış olan bir inanış var. Hidrojeni biz üreteceğiz, taşıyacağız. Ya bütün taşıma maliyetlerine baktığınız zaman elektriğin taşıma maliyetinden çok daha yüksek. Dolayısıyla elektriği siz onboard nerede proses yapacaksanız oraya kadar taşıyın. Orada hidrojen üretimini kurun ve hemen orada kullanın. O daha verimli ve ekonomik. Arkada bir sorumuz daha var. Son soru olaraktan onu alalım. Sonra kapatmamız gerekiyor diğer oturum için. Teşekkürler öncelikle. Abdullah Görür, Vestas Rüzgar Enerjisi, Orta Doğu ve Afrika Teknik Sorumlusuyum. Yine Adnan Midilli, Profesör Adnan Midilli'ye soracağım. Kusura bakmayın, sorum direkt oraya. Tesadüf oldu. Duyabiliyor musunuz beni? Mikrofonu sanki biraz daha şöyle mikrofonu şu an gerek. Şu an nasıl? Evet. Çok iyi değil maalesef. Şu an nasıl? Tamam. Biraz daha iyi. Benim sorum levelized cost of hydrogen rakamları gösterdiniz. LCOH 2030, 2040, 2050. Hani bizim bulunduğumuz bölgedeki büyük projelere baktığımız zaman işte Amerika'daki enerji yatırımcılarının söylediği işte $1, 1 kilo in one decade. Sizin rakamlar 4 euro, 3 euro 2050'deki rakamlara mutabıktı.
Şu an mesela Suudi Arabistan Neom Green Hydrogen projesini üretiyor. $2.5 altında üreteceğini iddia ediyor. Bana biraz çok yüksek geldi. Bununla ilgili bir yorumunuzu rica edecektim. Şimdi orada sunmuş olduğumuz, teşekkürler soru için. Şimdi orada sunmuş olduğumuz opsiyonlara baktığımız zaman, opsiyonlarda tamamıyla işin özünde deniz üzerinde yapılan çalışmalar ve oradaki üretilen elektriğin maliyeti. Elektriğin maliyeti yani %50-55 civarında sizin ürettiğiniz 1 kilogram hidrojenin maliyetini etkiliyor. İkinci, sizin orada kullanacak olduğunuz hidrojen üretirkenki elektrolizörün kapasitesi, performansı. O da yaklaşık %30-35 civarında maliyetinizi etkiliyor. Şimdi mesela 2050'de işte 3 tane bir konuşuyorlar. $1, 1 kilogram hidrojen değil mi? Bu bir şey aslında, öngörü. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben, bakın 1994 yılında fındık kabuğundan hidrojenle üretime başladım. Hem deneysel hem teorik. Ardından gazlaştırmayla hidrojen üretimi, alkalin elektrolizörle hidrojen üretimi, bir sürü hidrojen üretiminin uygulamasının deneysel olarak içerisinde bulundum. Teorik, analitik, ekonomik çalışmalar hariç. O rakamlardaki gibi değil olay. O rakamlardaki gibi değil. Yani siz o rakamları biraz daha yüksek görün. Gerçekten bunlar çok optimistik rakamlar. Yani o $4, $4.5, $5 dünya üzerinde işte offshore'da 2050 yılındaki hedeflenen rakamlara baktığınız zaman onlar biraz daha yüksek rakamlar normalde. Şimdi karaya gelelim. Bugün en ucuz hidrojeni biz nereden üretiyoruz? İşte diyelim doğalgaz reforming prosesten üretiyoruz ama doğalgaz fosil kökenli olduğu için karbondioksit salımı yapıyor. Vay biz bunu kullanmayalım. Ama en ucuz üretim ondan gerçekleşiyor. Biz de diyoruz ki gelin doğalgazı yeşil hidrojen yapmayalım da yeşilimsi yapalım. Biraz daha böyle maviyle yeşile çalan bir tarzda bir şeyler yapalım. Doğalgazı kullanalım. Neden diyorum? Şundan dolayı dünyanın bütün yenilenebilir enerji kaynaklarını kullansanız, bütün teknolojileri kullansanız %30'a varan bir enerji ihtiyacını karşılayacaksınız yeşil hidrojenle. Geriye %70-75 kalıyor. Hala fosil kökenli yakıtları kullanacağız. Hala bunları kullanmak zorundayız. Dolayısıyla bizim bu fosil yakıtları yeşilimsi hale getirmemiz lazım. Bu teknolojilerden bir tanesi karbon yakalama teknolojileri. Bir diğeri de fosil kökenli yakıtlarla yeşil hidrojeni mesela %10-15 civarında nasıl birbirine katar veya kullanırken nasıl biraz daha yaparız da iyileştiririz? Günün sonunda fosil yakıt yaktınız. Karbon nötr bir proses haline getirdiniz. Yeşil midir, değil midir? Fosil yakıt yaktınız. Fosil yakıt yaktık. Ama karbon nötr hale getirdik sistemi. Ne olacak? Çevreye sıfır zarar. Yani bizim teknolojiyi kullanırken, dizayn ederken, tasarlarken bakmamız gereken bir tek şey var. Hayatı kolaylaştırmak. Hayatı kolaylaştırmak. Canlıların hayatını kolaylaştırmak. Bütün teknolojilerin odağına aslında ekonomiden önce bunu koymamız lazım. Hayatı kolaylaştırmak. Bütün düşüncelerimiz eğer hayatı kolaylaştırmak üzere olursa, inanın o mesela güneş enerjisinden işte $1.5-$2, $3 bölü kilogram hidrojen vesaire maliyetleri var ya, bunlar yani 2050'lerde öngörülü şeyler. Bunlar şöyle düşünün, kimyasal reaksiyona bakın, değil mi? Suyundan hidrojeni ayrıştırıyorsunuz. Örneğin elektrolizör üzerinden konuşuyorum. Oradaki gerçekten Gibbs enerji değerine karşılık gelen elektriği alıp kullandığınızda ve su miktarını da kullandığınızda ne kadar maliyet oluyor? $1'ın altına düşüyor mu? Kilogram hidrojen başına. Yok. Hesaplayın bakın kaç çıkacak. Yani o öngörülen fiyatların çok üstünde teorik olarak baktığınız zaman. Çok üstünde bir değer çıkıyor. Ama tabii o nasıl o hale geliyor? O tamamıyla devletlerin o işe vermiş olduğu aslında biraz nedir? Süspansiyon mu diyorlar bir şey. O tarz şeylerden dolayı fiyatlar o hale düşmüş oluyor. Yoksa benim kendi uzun yıllardır hani deneysel, teorik ve hidrojenin politikalarıyla da uğraşıyoruz. Stratejileriyle de. Yani $4-$4.5 altına çok kullanacağımızı zannetmiyorum birebir hiçbir destek olmadan.
sunumda da hiçbir gösterdiğiniz şeyde 2040'a kadar da çok bir maliyet düşümü de öngörmüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla şey diye noktalayalım. Evet, hayatı kolaylaştırmak gerekiyor ama çevreye de saygılı aynen şekilde öyle kolaylaştırmak evet gerekiyor. Çevre dostu hayatı kolaylaştırmak gerekiyor. Aynen öyle. Bir de bilimsel geldik temellere de aykırı olmaması lazım. Diğer oturum başlayacak. Çok kısa olacaksa, çok kısa olacaksa lütfen. Ben de anlamıyorum ya, çok şey ya. Çok mantıklı. Hocamın dediği oradan kaynaklanıyor. Bu bir süspansiyon değil. Su hatları, tatlı su deniz suyundan elde edilir. Dolayısıyla desalinasyon plantları eski sistem çalışır. Petrolle çalışırlar, türbinlerle çalışırlar. Türbinin sonucunda elektrik ürer ve o elektrik hatta tüketecek, depolayacak yer olmadığı için her yer ışıl ışıldır. Teşekkür ederim. Katar'da da aynı. Orada da gitti kaynaklanıyor. Ben Suudi Arabistan'ı biliyorum. Evet, evet. Ama şunu söyleyeyim ben, özetle şunu söyleyeyim. Değerli yatırımcılar, araştırmacılar, politika yapıcılar, elektrolizörsüz hidrojen üretimine odaklanalım. Hangi koşullar olursa olsun elektrolizör olmadan hidrojen. Çünkü elektrolizörler enerji canavarıdır. Gelecekte bunun etkisini çok daha hissedeceğiz. Teşekkür ederiz Alman Hocam. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Panelistlere de değerli katkıları için teşekkür ederim. Çok verimli geçti. Açıkçası bilmediğimiz şeyler öğrendiğimiz bir panel oldu benim için de. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Teşekkür ederim.